İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, Türk Dünyası Gençlik Konseyi Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol, Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuş askerlerin soyundan olan yakınları, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Şehitlere Vefa ve Anma Programı'na katıldı. Mehter Marşı eşliğinde başlayan törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmalar yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Türk Dünyası Parlamenter Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, "Aramızda çok değerli misafirler var. Bu değerli kahramanların torunlarıyla bugün beraberiz. Belki farklı şeyler oluyor ama bugün de gelecekte de ortak tarihi, ortak kültürü yaşayanlar olarak birlikteliği tesis etmek hepimizin görevi. Bizim amacımız gençlerimize bu dayanışma ruhunu, bu bilinci herkese kazandırmak ve bu hassasiyetin merkezini oluşturmak. İnşallah bunu da başaracağız. Bir ve beraber olmak zorundayız. Vakfımızın kuruluş amacı birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamamız lazım" şeklinde konuştu. Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Soylu, her yüzyılın bir Çanakkale'si olduğunu belirterek, Arnavutluk'tan Bulgaristan'a kadar, Sırbistan'dan Kosova'ya kadar, Bosna Hersek'ten Karadağ'a, Kuzey Makedonya'ya kadar aramızda bulunan 107 yıldır bir emaneti, sorumluluğu incitmeden taşımak için hep beraber gayret gösterdiğimiz, mücadele ettiğimiz, aslında bize büyük bir emanet bırakanlara olan sorumluluğumuzu taşıdığımız çok kıymetli kardeşlerimiz, aslında bu evin gerçek sahipleri. Öncelikle bu anlamlı toplantıda bulunmaktan dolayı her birinize hürmetlerimi ve saygılarımı ifade ediyorum. Bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Her yüzyılın bir Çanakkale'si vardır. Siz 20. yüzyılın Çanakkale'sinin evlatlarısınız. Allah bize 21. yüzyılın Çanakkale'sini 22. yüzyıla bırakmayı şerefle, onurla, kardeşlikle, birlik ve beraberlikle nasip etsin ifadelerini kullandı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'sa terörle mücadelede Türkiye'nin çok önemli adımlar attığını dile getirerek şöyle konuştu. Bugünün anlamı bir vefa günü. Hak-batıl mücadelesi dünyanın kurulduğu günden bitinceye kadar ilelebet devam edecek. Bu topraklarda bağımsız olmanın, yaşamanın bir bedeli var. O gün Çanakkale'ydi. Bugün de yine coğrafyamızda terörle mücadele ve bağımsızlık mücadelesini sürdürüyoruz. Son 10 yıl içerisinde terörü tamamen ülke gündeminden çıkarmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra terörle mücadelede yeni bir stratejiyi hayata geçirdik. Artık savunma amaçlı değil, taarruz amaçlı stratejiye geçtik, dedi. Böyle bir etkinlikle ilgili ev sahipliği teklifi geldiğinde inanın çok mutlu olduk. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok kıymetli bir etkinlik. Çanakkale dendiğinde herhalde bütün Türk halkının tüyleri diken diken olur. Hepimizin öyle. O anlamda işte 7 ülkeden, Balkanlardan gelmiş bizim Çanakkale'de şehit olmuş, gazi olmuş kardeşlerimizin torunları burada. Onlarla ilgili vefa ve anma günü düzenleniyor. Önemli bir etkinlik. Düzenleyen Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na, başkanına ve bütün yönetimine, ekibine teşekkür ediyorum. Kıymetli bir organizasyon. Çok ihtiyacımız var bunlara. Güzel olacağını düşünüyorum. Ya bizim bütün Türk dünyasıyla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe o kadar çok ihtiyacımız var ki, nasıl bir coğrafyada olduğumuzu biliyorsunuz. Sorunlu bir coğrafya, problemli, maliyetli bir coğrafya. Burada dimdik ayakta durabilmemiz için dostlarımızla, kardeşlerimizle bir arada olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Bunu hissettirmemiz lazım herkese. Bu anlamda da önemli bir etkinlik. Biz Türk Dünyası Parlamenter Vakfı olarak bir proje hazırladık. 107 yıl önce Çanakkale Savaşı'na Balkan ülkelerinden gelen kişilerin torunlarını, o şehitlerin torunlarını Türkiye'ye davet ettik. İstanbul'dan başladılar, Çanakkale, Bursa ve şimdi de Ankara'dalar. Bugün bu bir haftalık programın son günü. Burada yapacağımız şehitlerimize vefa ve anma programıyla da bu programı tamamlamış olacağız. Ve ardından bu konuklarımız ülkelerine dönmeye başlayacak. Toplam 50 kişi, 7 ülkeden 50 kişi geldi. Bunlar dediğim gibi hiç çekinmeden 107 yıl önce koşup, Çanakkale cephesine koşup, Türkiye düşerse her yer düşer anlayışıyla hareket eden fedakar insanların torunları. Elimizden geldiğince onlar için bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize. İnşallah şehitlerimizin de ruhları şad olmuştur, haberdar olmuşlardır. Bu program inşallah her yıl devam ettirmeyi düşünüyoruz.
gençlerin katılımlarıyla gençlere, çünkü anlatmamız lazım, geçmişi hatırlatmamız lazım. Geçmişte bir ve beraber olduğumuzu, gelecekte de bir ve beraber olacağımızı hissettirmemiz lazım. Bu çerçevede de biz vakıf olarak yapılması gereken çalışmaların her zaman gayret içerisinde olduk. İnşallah böylesi projeleri de gelecekte tekrar hayata geçireceğiz. Bizim vakfımızın kuruluşu da zaten Türk Birliği'ni, İslam Birliği'ni, bu coğrafyada kader birliği yapmışız geçmişte. Gelecekte de kaderimiz bir, ortak. Onun için birlikte olmak zorundayız ve bunu da dediğim gibi gençlerimize anlatmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. İşte 107 yıl önce onların dedeleri koşmuşlar, buralara gelmişler ve en değerli şeylerini, canlarını feda etmişler. Şimdi o gelen arkadaşlarımız Çanakkale'de gezerken dedelerinin mezarlarını bulanlar oldu. Çok duygusal anlar yaşayanlar oldu. Bu çok önemli. Yani önemli bir mesaj hem Türkiye için. Tabii bu sadece Balkanlar değil. Orta Doğu'dan, Orta Azerbaycan'dan, Afrika'dan, her yerden, bütün İslam coğrafyasından gençler, yiğitler koşup gelmişler Çanakkale cephesine. Tabii biz şimdi Balkanlar olarak yaptık. İleride belki diğer coğrafyaları da inşallah yapıp bu duyguyu, bu birliktelik duygusunu hiçbir zaman kaybettirmememiz lazım. Özellikle gençlerimize. Çünkü gençlerimiz farklı düşüncelere kapılabiliyorlar. Ülkemizdeki gençler de mesela Balkanları farklı algılayabiliyorlar, bir Avrupa gibi düşünebiliyorlar. Biz bununla ilgili de bir ay önce bir gezi yaptık, tüm 5 ülkeyi dolaştık. Bu da çok önemli, oraların görülmesi, oradaki eserlerin, Osmanlı eserlerinin yerinde görülmesi. Bu çalışmalar önemli ve kıymetli. İnşallah biz de vakıf olarak önemli gördüğümüz her konuda çalışma yapmaya devam edeceğiz. Değerli Başkanı Abdullah Çalışkan Beyefendi başta olmak üzere bunda emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Neden? Evladı Fatih Han'ın Çanakkale'de, biz hep böyle Anadolu'nun dört bir yanından kişileri görürdük orada ama Balkan dünyasında nerelerden, kimlerin nasıl savaştığını ve vatan savunması için neler yaptığını bir kez daha bize hatırlattılar. Bunu özellikle gençlerimizin çok daha iyi bilmesi lazım. Bunu anlamak demek 2071 ruhunu anlamak demektir. Biz iletişimin bu kadar sık olduğu çağdayız ama hala bazı şeyler böyle biraz daha geri planda kalmış olabilir. Pandemiden sonra her şey online'a geçti vesaire ama biz bu aradaki köprüleri her zaman kurmaya devam edeceğiz. Evet, Türkiye'nin dört bir yanını demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Özellikle önümüzdeki süreçte şu bugüne kadar karayolu yatırımları ağırlıklıydı ama yeni vizyonumuz demir yolu yatırımı, yüksek hızlı trenler, daha hızlı trenler. Bu sayede Türkiye'nin rolünü hem yolcu taşımacılığında hem de yük taşımacılığında bir ileri safhaya çıkarmak. Biliyorsunuz İpek yolunun gittiği yer belli. Bütün dünyada bu çağlar boyu bu şekilde gitmiş. Çin'den Avrupa'ya yükün gidebilmesi için bir kuzeyden Rusya tarafından gidiş. Orta koridor dediğimiz bizim bulunduğumuz coğrafya, alttan da Süveyş kanalı vasıtasıyla denizden gitmesi. Bizim bu tarihi İpek yolu dediğimiz yol kuzey koridora göre %50, diğer güney deniz yoluna göre ise %75 daha kısa. İletişim mesafesi olarak da ürünlerin gitmesi için de biz bunu en canlı hale getirmenin arayışı içerisindeyiz. Konuşmaların ardından Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tanıtım filmi izlendi. Rumeli türküleri sonrasında program sona erdi.